bir oyunda bizim için çok değeri var. Biz 1000 kişiyi hedefliyoruz, 1000 kişiyi getirmeye çalışıyoruz dışarıdan. Hani ikameti burada olup da dışarıda çevre illerde yaşayan insanlarımızı buraya getirmeyi düşünüyoruz. AKP'nin hayali oy taşıma durumu var. Şu an getirdikleri oy var. 850 bin, bine yakın bir oy var. Hani bazı evlerde mesela tespit ettik, hiç o insanlar orada yaşamamasına rağmen o insanların ikameti orada. Bu hayali seçmen şeyine giriyor. İşte Karakoçan'ın iradesi burada hiç sayılıyor, yok sayılıyor. Bizim irademiz, biz kendi başkanlarımızı kendimiz, kendi irademizle Karakoçan halkın iradesiyle seçmek istiyoruz. Dışarıdan hayali oylar, taşımalı oylarla seçmek istemiyoruz. O yüzden biz de taşımalı seçmen kampanyasını başlattık. Dışarıdaki taşımalı seçmenler hani en yaşadığı il ve ilçe örgütüne gidip başvurularını yapıp oradan taşıyabiliriz buraya. Yani o olanağı sağlıyoruz halkımıza, insanlarımıza, o rahatlığı da sağlıyoruz. Bir oy da bir oydur bizim için. Yani normalde de görüyoruz ne kadar az bir farkla kaybettiğimizi ya da kazandıklarını görüyoruz. O yüzden bizim için bir oyda bir, 10 kişi derse bir oydur gelmeyeyim, 10 kişiden tutun. Her ilden 10 kişi toplarsak, hani kendi seçmenlerimizi toplarsak birçok oyumuz buraya gelebileceğini düşünüyorum. Biliyoruz ki AKP iktidarı güçlü olduğumuz yerlerde hayali seçmen adlı bir proje geliştirmiş ve o hayali seçmenler üzerinden bizim yerelini hiçe sayıyor. Yerelin iradesini hiçe saydığı için de biz böyle bir hareketli seçmen, dışarıdan seçmen getirmeyi, kendi oylarını, hani ikameti burada olup da oyları dışarıda yaşayan hemşehrilerimizi buraya getirmek istiyoruz. Kendileri bir oy da bir oydur bizim için. Tekrar değiniyoruz bu konuya. Hani Karakoçanlı olup ikameti burada olan tüm illerde yapmayı düşünüyoruz. Nerede olursanız olun, olduğunuz il, ilçe yönetimlerine gidip bir telefon numarası, isminizi bildirirseniz biz de bunun için harekete geçeriz ve sizlere yardımcı oluruz. Bizim için gerçekten bir oy da bir oydur. Çok önemli. DEM Parti kazansın. DEM Parti önderliğinde halkçı belediyecilik olsun istiyoruz. Biz burada yani sadece kişilerin yönetmesini istemiyoruz, halkın yönetmesini istiyoruz. DEM Parti'de de halkçı belediyecilik olduğu için halkın kendi kendisini yönetmesini istiyoruz. O yüzden özellikle bu konuda halkın gelip kendi iradesine sahip çıkması çok önemli.